Mesele Ekonomi'den herkese merhaba. Piyasalardaki son gelişmeleri konuşmak üzere ekonomist Mert Yılmaz bizlerle. Mert Bey, hoş geldiniz. Teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Merhabalar, hoş bulduk. Herkese selamlar, sağlıklı günler. Teşekkür ederim davet için. Sağ olun, teşekkür ederiz Mert Bey. Mert Bey, isterseniz öncelikle sabah saatlerinde Merkez Bankası'ndan gelen zorunlu karşılık kararıyla başlayalım. Zorunlu karşılıklarda 200 puanlık bir artışa gitti Merkez Bankası. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir taraftan likidite etkisi var, diğer taraftan politika faizi yerine böyle bir adım mı atılıyor? Siz nasıl görüyorsunuz? Açıkçası benim açımdan sürpriz bir adım değil. Hatta bir miktar geç kalınmış bir adım olduğunu da düşünenlerdenim. Böyle düşünen arkadaşlarım da var, meslektaşlarım da var. Dolayısıyla beklenmedik çok sürpriz bir adım değil. Belli ki Merkez Bankası gerçekten bu enflasyonla mücadele konusunda ve özellikle kredi tarafını bir miktar daha sıkılaştırmak, paranın maliyetini arttırmak üzere böyle bir düzenlemeye gitti. Tabii yani şu tartışmalar var. Acaba sorun içinde siz de sordunuz. Hani politika faizini daha fazla arttırmak istemediği için tekrar Merkez Bankası yan yollardan dolaşarak yeni bir politika seti oluşturmaya çalışıyor diye. Şimdilik bu adımla ben kendi adıma böyle bir durumun söz konusu olduğunu ya da bunun bir işareti, öncü göstergesi olduğunu söylemem benim adıma çok mümkün değil. Belli ki hala işte pandemi sürecinde ki Sayın Başkan da açıklamıştı. Pandemi sürecinde kullandırılan kredilerin ciddi bir şeyi var. Enflasyon baskısı yarattığı net biçimde gözüküyor. İşte mevduat faizlerinin bir miktar daha maliyetinin yükselmesi belki mümkün bankalar açısından. Moody'lerin lehine bir durum gibi gözükse de otomatikman mevduatın maliyetinin yükselmesi, kredi maliyetinin de yükselmesi açısından kredi maliyetlerinin de yükselmesini beraberine getirecek. Bir miktar daha zannediyorum yılın ilk aylarında yani bu 1,5 aylık dönemdeki momentum, hatta yılın son çeyreğinden gelen ve devam eden momentum ki yine Sayın Ağbal'ın ifadeleriyle işte %4,5-5'lik bir büyümeye işaret ediyor şimdiden. Bunun da yarattığı bir alanla, bir konfor alanıyla beraber enflasyon konusunda çünkü piyasa beklentisiyle Merkez Bankası'nın beklentisi arasında da bir fark var. Hem de ciddi bir fark var. O nedenle enflasyonla mücadele konusunda bir adım olarak görüyorum. Doğru da bir adım olarak görüyorum. Ama bu bir eski dönemlerde gördüğümüz gibi gerek Sayın Çetinkaya'nın gerekse Sayın Uysal'ın dönemlerinde gördüğümüz gibi tekrar bir rasyonel politikalardan uzaklaşma ya da işte temiz net adımları atmaktansa yan yollardan yeni bir para politikası oluşturma gibi sürecin başlangıcı ise ki öyle olduğunu düşünmüyorum. Bir daha çizeyim altını. Ama öyle bir mesaj piyasada kuvvetlenirse fiyatlamalar üzerine bir baskı yaratacak kaçınılmaz tabii ki. Son günlerde eski Hazine Bakanı Berat Albayrak üzerinden bir tartışma dönüyor. Uzun süre sessizlik vardı. Şimdi son birkaç gündür hükümet kanadından o döneme ilişkin mesajlar, Berat Albayrak'a savunma yönünde adımlar atıldığını görüyoruz. Size şunu sormak istiyorum. Bunu siyaseten mi yapılıyor olarak görüyorsunuz yoksa ekonomi alanında bir politika değişikliği, eskiye dönüş gibi bir beklenti olmalı mı? Valla piyasa birkaç gündür bunu konuşuyor aslında. Hatta fiyatlamanın üzerinde bir baskı yaratıp yaratmadığı da bir tartışma konusu. Çünkü işte Amerikan 10 yıllıklarının yükselmesi, tekrar bir paranın güvenli liman arayışı, dolayısıyla kurun 6,90'lardan yavaş yavaş yukarı doğru dönmesinde bu da bir faktör müdür sorusu konuşuluyor. Şimdi birincisi ben tüm bu tartışmayı yani muhalefet ve iktidar arasındaki bu tartışmayı tamamen bir siyasi tartışma olduğunu düşünüyorum. Ki hatta konu gündemden neredeyse düşmek üzereyken bir kez daha alevlendi. Ben Sayın Albayrak'ın ya tekrar siyasete dönecek mi gibi bir takım sorular var farklı mecralarda. Sayın Bakan zaten siyaseti bıraktığını söylemedi. Dolayısıyla görevinden affını istemişti. Ben önümüzdeki dönemde kendisini tekrar kabinede görürsem benim açımdan çok sürpriz olmaz. Ama görev alanının tekrar ekonomi olacağını düşünmüyorum açıkçası. Peki cevabınızda biraz değindiniz TL tarafında dolara karşı geçtiğimiz birkaç Evet. aylık haftalık dönemde gördüğümüz hareketin tersi yönde bir hareket oldu. Bugün 7.20'ye kadar çıktığını da gördük. O düşüş trendinin sonuna mı geldik? Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi piyasa algısı gerçekten çok enteresan ve hala demek ki yatırımcı algısı çok kırılgan, çok değişken.
Yani en ufak bir hareketlenmede tekrar ya alsak mı satmıştık geri dönelim mi falan bu soruların bir anda telefonlar tekrar çalmaya başladığını gördük. Şimdi Kasım ayı başında önce Merkez Bankası'nda yapılan görev değişikliği, Sayın Uysal'ın yerine Sayın Ağbal'ın atanması, sonrasında Sayın Albayrak'ın görevinden istifa etmesi sonrasında Sayın Elvan'ın göreve gelmesi ve o dönemdeki dünya konjonktüründeki gelişmekte olan piyasaların lehine durum hem de Türkiye'nin atmış olduğu adımlar, söylemlerle beraber çok ciddi bir Türk lirasında değer kazanımını gördük. 8.58'lerden 7 seviyesinin altına kadar geldi. Şimdi dolayısıyla buralardan zaten bir miktar tepki vermesini doğal karşılamak lazım. Bu işin birinci kısmı. İkinci kısmı çok doğal olarak çok ciddi bir getiri elde edildi. Yani şöyle söyleyeyim, dün hesapladım. Yaklaşık 8 lirada Türkiye'ye dolar getiren ve TL'ye dönen birisi, diyelim ki o 100 dolar diye hesaplayalım bunu. O 800 liranın yani 100 dolar karşılığı 800 liranın da bugün 830 lira olduğunu varsaysanız ki daha iyi getiriler vardı. Neredeyse işte 6.90 kurla pozisyonunu kapatmış olsa işte yaklaşık %20'ye varan muazzam bir getiri elde edildi. Dolayısıyla bir kar realizasyonu olarak da görmek lazım bunu. Diğer taraftan bu Türk lirası varlıklardaki esas vites büyüyerek değer kazanma hali Sayın Cumhurbaşkanı'nın ağzından çıkan bir hukuk reformu vurgusu. Ama zaman geçtikçe bu konunun ve piyasa bunu çok istedi, beğendi, satın aldı. Ama aradan haklı sayılır bir zaman geçmesine rağmen bu konunun tartışılmıyor olması, bu konuyla ilgili beklentilerin biraz yavaşlıyor olması dikkat çekici. Tabii tüm bunların yanı sıra da uluslararası alanda az önce de ifade etmeye çalıştım. Tekrar yani 2021'in sonunda acaba konuşur muyuz ya da 2022'ye sarkar mı diye konuştuğumuz konu, yani o zayıf dolar teması hikayesi, bir anda Amerikan 10 yıllıkları 1.40'lara doğru gelince enflasyon riskini tekrar ortaya çıkması, bunun faizler üzerinde yarattığı baskı, ister istemez gelişmekte olan ülkelerde de bir kurların üzerinde bir baskı yarattı. Nasıl ki o dönemin içerisinde en iyi performansı gösteren para birimi Türk lirası olduysa, şimdi bu süreçte bir miktar negatif ayrışmayı doğal karşılamak lazım. Şunu söyleyebilirim. Ben açıkçası 7 liranın altındaki bir seviyenin Türkiye ekonomisine bir katkı sağlayacağını düşünenlerden değilim. Yani bir tekrar ithalatı canlandırması açısından bir sorun yaratabilir bu. Yani dış ticaret verisi açısından. İki, az önce söyledim, anlatmaya çalıştım. Bu, yani sıcak para olarak gelen paranın buradan tekrar parasını almak istediğinde, yurt dışına parasını çıkartmak istediğinde çok daha fazla döviz alarak çıkmasına imkan sağlayacak bir kur. Ve tabii şimdi de ihracat tarafı var. Orası ayrı bir tartışma konusu. Ama teknik olarak şunu söyleyebilirim. Zaten hep konuşulan işte o Haziran-Temmuz arasındaki 6-7 haftalık 6.84, 6.86 o 2 kuruşluk band. Yani grafiklerde teknik olarak 6.85 gözüküyor oralarda. Şey 7 lira geçirirse oralara gelir diye. 6.90'lara kadar da geldi. Şimdi benim az önce yayına girmeden de bir kez daha kendi grafiklerimi kontrol ettim. 6.90 bence dip olarak şimdilik teyit edilmiş gibi gözüküyor. 7 liranın altına gelmediği sürece bu hareketin biraz daha yukarı devam etmesini beklemek mümkün. Bu hafta kapanışını bir görmek isterim açıkçası. Kapanış 7.15'in altı ve üstü benim için iki ayrı senaryoyu beraberine getirecek. 7.15'in üstünde bir kapanış burayı 7.30-7.35 bandına doğru itebilir. 7.15'in altında kaldığında tekrar bir miktar sakinleşme görebiliriz. Yani biz Türkiye'de volatilite diye konuştuğumuzda kur hep yukarı giderken o dalga boyunun yükselmesinden söz ediyoruz. Bunu biz aşağı gelirken de gördük. Önemli olan öngörülebilirliği arttırmak seviyeden ziyade. Yani aşağı gelirken de yukarı gelirken de bu yüksek tansiyondan rahatsız olan iş insanları var ve piyasalar var. Mümkün olduğu kadar öngörülebilirliği arttırmak lazım ama yani ben en başında da söylemiştim. İşte yıl sonunda 6.50 olur mu, 6.20 olur mu gibi sorular, raporlar çıkmıştı. Bunların çok gerçekçi olmadığını ve bu seviyeleri Türkiye ekonomisine bir katkı da sağlamayacağını düşünenlerdendim. Ama 7 liranın altında çok kalıcı olmaması şimdilik bir miktar dikkat çekici. Ama bunu çok hızlı bir yukarı yönlü hareket olarak değerlendirmem, onu söyleyeyim. Ama tabii ki yani burası Türkiye diye parantezi açalım 50 yılın tecrübesiyle. Hani gerek iç siyasette, dış siyasette, jeopolitik risklerde istemediğimiz ya da bugün itibariyle görmediğimiz ya da risk olarak belki önümüzdeki günlerde daha yüksek bir risk de ortaya çıkacak bir şey ortaya çıkmadığı sürece sakinliğin devam edeceğini,
belli bir yerde dengenin oluşacağını ama o dengenin şimdiki işaretler 7 lira üzerinde bir yerlerde olacağını düşünüyorum. Yurt dışı kaynaklı olarak dolar endeksi, dolar teması üzerine cevabınız için de değindiniz. Şunu sormak istiyorum. Dün Powell'un sunumu vardı Amerika'da. Onu nasıl değerlendiriyorsunuz? Dolar endeksinin genel seyri açısından Türkiye'den de bağımsız olarak ama Türkiye'nin de etkileneceği ölçüde yeni bir dönem ortaya çıkacak mı? Nasıl görüyorsunuz? Valla her yerde olduğu gibi bence orada da kafalar biraz karışık. Yani aslında bu yakın vadede çok da öngörülen, hani bir strateji yazdığında çok da önüne koyduğum başlıklardan biri değildi. Az önce de söylemeye çalıştım. Belki 2021'in sonunda, 2022'de olur mu, başında olur mu diye konuştuğumuz konular. Neredeyse bütün içeride ve dışarıda tüm raporlar işte zayıf dolar teması üzerinden planlanmış, yazılmış raporlardı. Ama özellikle başta petrol olmak üzere endüstriyel metallerde ortaya çıkan çok ciddi fiyat hareketleri, likidite koşulları nedeniyle bir enflasyon riskinin ortaya çıkmaya başladığı gözüküyor. Ben şu an itibariyle elimin tersiyle gideceksiniz kardeşim artık ters dolar, zayıf dolar teması diye bir şey kalmadı. Yeni bir sayfa açıldı demek için erken olduğunu düşünüyorum. Ama bir yakın izleme, bir alert olma hali piyasaları kendini gösterdi. Tabii şunu da unutmamak lazım. Hisse senetleri piyasasında öylesine hızlı ralliler yaşandı ki zaten daha yukarı gidecek bir hikaye arayışı varken ve bulunamıyorken ama işte vaka sayıları düşüyor, aşıda başarılar elde ediliyor, haberleri, piyasaları belli bir noktada tutarken aslında bir kar realizasyonu ihtiyacı var ama bunu sağlayacak bir zemin, bir haber yoktu. Bu gelişmede bence yeterli desteği hisse senetleri piyasasındaki bir düzeltme için sağladı. Mert Bey çok teşekkür ederim. Değerli vaktinizi ayırdınız. Ben teşekkür ediyorum. Sevgiler, işlerinizde, çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Herkese sizin hastanızda sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın. Sağ olun. Görüşmek üzere. Değerli izleyiciler, bugünkü yayınımızın sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.